Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlar, Kadıköylüler, İstanbullular. Bugün Mustafa Kemal'in geldikleri gibi giderler sözünün 101. yıl dönümü. Hem Mustafa Kemal'i verdiği o sözü tutan ve tutturan Kurtuluş Savaşı'nın gazilerini, şehitlerini ve devrim şehitlerini, basın şehitlerini anarak etkinliğimize başlamak istiyoruz. Ve onlar için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Saygı duruşu. İstiklal Marşı. Korkmaz ölmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeyen yurdumun üstünde tükeniz olacak o benim milletimin. Yıldızıdır parlayacak o benim. Bugün bir kutlu gün, bir mutlu gün. Bugün verilen sözlerin nasıl tutulacağının gösterildiği gün. En zor sözlerin bile yalpa yapmadan ardında durularak tutulması gerektiğini bize öğreten gün. Bugün 13 Kasım. Bağımsızlık benim karakterimdir diyen Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal, Türk ordusunun binlerce, on binlerce şehit vererek savunduğu Çanakkale Boğazı'ndan geçirmediği İtilaf Donanması'nın ne yazık ki Osmanlı'nın imzaladığı teslim anlaşmasından sonra tek kurşun atmadan İstanbul Limanı'nı işgal ettiği gün. O gün 13 Kasım Mustafa Kemal İstanbul'a döner. Haydarpaşa'da trenden iner. Merdivenlerden inerken İtilaf Donanması'nın, o boyun eğdirdiği donanmanın 55 parçayla İstanbul Boğazı'nı, limanını işgal ettiğini görür. Koyun onun yerine kendinizi. Koyun bu yolda şehit olanların evlatlarının yerine kendinizi. O hüzünlü günde, o Osmanlı'nın her şeye rağmen teslim olduğu günde inançlı bir ses, inançlı bir yiğit Boğaz'ın tam ortasında yanı başındaki yaverine Cevat Abbas'a der ki, üzülme Cevat, geldikleri gibi giderler. Bugün o gün. Yüz yıl önce bugün Mustafa Kemal'in emperyalizme nasıl bir tokat atacağını haykırdığı gündür. Geldikleri gibi gideceklerini söylediği gündür. Osmanlı'nın imzaladığı Mondros'tan sonra
hemen işgaller başladı. İlk işgal edilen yer Osmanlı'nın kalbi gibi, ekonominin kalbi gibi Musul, peşinden Kerkük. Hayat damarlarından biri kesilir. Ama en önemlisi İstanbul Limanı'nın işgali. Topların saraya çevrildiği, padişahın karar alamaz hale getirildiği, elimizin, ayağımızın bağlandığı gün, yani İstanbul Limanı'nın işgal günü. Tüm bu olumsuzluklara rağmen inancını yitirmeyen, Anadolu'ya geçen, kongreler yapan tam 100 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 1920'de toplayıp Misak-ı Milli'yi ilan ettiren, ulusal sınırlardan taviz vermem diye meclise ant içtiren, kanıyla, canıyla Kurtuluş Savaşı'nda vatanı savunan ve Lozan'da büyük zafere imza atan Mustafa Kemal'in boğazdan, denizden haykırdığı gün, düşmanı geldiği gibi yollayacağına ant içtiği gün. 101 yıl sonra biz, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin üyeleri, başkanları ve Atatürkçüler diyoruz ki, emperyalizmin şimdiki temsilcileri, sömürgeciler, işbirlikçiler, sıra sizde, biz de sizi geldiğiniz gibi yollayacağız, geldiğiniz gibi gideceksiniz. Bizden korkun, sıra sizde, vakit yakındır, yakındır, yakındır. Teşekkür ederim. Evet, bugün güzel bir anma törenini izledik. Kısaca sizi tanıyalım ve burada toplanmanın anlam ve önemini bir kez daha kısa olarak alalım. Ben İlhan Gülek, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu üyesiyim ve İstanbul Bölge Sorumlusuyum. Bu sene Mustafa Kemal'in geldikleri gibi giderler sözünün 101. yıl dönümü, 13 Kasım bunun yıl dönümü. Bu bizim için rehber olan bir sözcük, cümle, Kurtuluş Savaşı'nın işaret fişeği gibi atılmış bir cümle. Dolayısıyla Atatürk sözünü tuttu, o günün sömürgecilerini, emperyalistlerini geldiği gibi yolladı. Bize düşen görevde bugün ülkemizi sömürmeye gelenleri, emperyalistleri, sömürgecileri geldikleri gibi göndermektir. Bu etkinliğe İstanbul şubelerimiz, Atatürkçü Düşünce'den bütün İstanbul şubeleri katıldı ve ortak öyle eylem olarak gerçekleşti. Çok teşekkür ederim. Başarılar. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Değerli basın mensupları, bugün tarihimizdeki çok önemli bir günü unutturmamak için yeniden o günleri yaşatmak ve hatırlatmak için toplandık. Bu anayasanın bize cumhuriyeti, ülkeyi koruma hakkı ve yetkisi verdiği kuralların, kanunların yeniden hatırlatıldığı gündür. Bugün bizim tekrar aynı duyguyla düşmanı, sömürgeciyi geldiği gibi yollayacağımızı haykırdığımız gündür. Hepinize teşekkür ediyoruz. Var olun. Sağ olun.